Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün farklı bir yemek yapayım dedim. Yani daha önce de yaptım da bunu biraz daha farklı yapacağım. Tariflere baktım, hiçbir kafama yatmadı. En son da Instagram'da girdim, tarife baktım. Oradaki birkaç tanesi hoşuma gitti, onlardan yapayım dedim. Arkadaşlar tavuk göğsü vardı, biliyorsunuz dolabımız bozuldu. Dolapta tavuk göğsünü saklıyordum. İşte Mustafa tavuk sote seviyor diye. Baktım artık bugün 5. günü dolabın. Ne gelen var ne giden var. Aradık servisin şeyini. Dedi malzeme yok. Serviste de malzeme yok. Kablosunu da sökmüşler, götürmüşler. Dolap öyle ortada duruyor. Moralim bozuk. En sonunda dedim ki vallahi gidip de yeni dolap olsaydım dedim, bunun daha çabuk gelirdi dedim. Öyle kaldı arkadaşlar. İçindekiler yavaş yavaş, buzluğundakiler birkaç tane şeyim vardı, erimeye başlamış. Onun için dedim ki ne bari en azından bunu şey yapayım, yapayım dedim. Bunu yaptım arkadaşlar. Tavuk göğsünü doğradım. Şöyle şey yaptım. Kremalı tavuk yapacağım. Kremalı tavuğu çiğden koydu birkaç tanesi. O kafama yatmadı. Çiğden oldu mu ben sevmiyorum, öyle sası kokuyor. Çünkü ilk önce annem her zaman yemeği yaparken ilk önce tavuk olsun, et olsun, ilk önce kavurdu, sası gitsin kızım, ondan sonra yemeği yapın derdi. Salatayı yaptım, hazırladım. Rümeysa ders çalışıyor. Makarnayı da ocağa koydum arkadaşlar. O da burada kaynıyor. 1,5 paket makarna koydum. Dedim bizimkiler bu soslu yaparsam beğeneceklerini düşünüyorum. Makarnayı da seviyorlar. Bir de Rümeysa kaldığı zaman da akşam böyle atıştırmalık da yiyor arkadaşlar. Salatamızı da galahana doğradım. Havuç şöyle doğradım. Bu havucun nasıl olduğunu çok merak ediyordum. Bunun rendesi nasıl acaba diyordum. Rendesi bende varmış da haberim yokmuş arkadaşlar. Karalahana, havuç, marul, maydanoz, roka vardı. Bir tane domates doğradım için arkadaşlar. Salatamı da böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Salatamız burada hazır. Bunun rendesi de arkadaşlar şöyle rende. Göstereyim. Bunu daha önce almışım. Haberim yok. Bir tarafı soyacak, diğer tarafı doğrayacak. Havuç olsun, karalahanayı doğramadı bilmiyorum ama şu tarafıyla doğradım karalahanayı. Havuç olsun, salatalık olsun, bundan bu tarafıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bende varmış da haberim yokmuş. Sonra aklıma geldi, o günü Instagram'da dolanırken gördüm. Dedim bu şey bende var, niye kullanmıyorum ki ne? Ondan sonra orada öyle şey yaptım. Salatamı da yaptım, hazır ettim. Limonun birini sıktım, birini de dedim az gelirse dedim gene sıkarım dedim arkadaşlar. Şöyle iyice şey oldu. İçine sarımsak girecek arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten sarımsağı ben her türlü kullanıyorum. Şöyle rendemi alayım geleyim. Kremalarım da bir ay günü geçmiş ama bir şey olmaz. Ay. Ben bir kere dinledim, kapalı paketlerde, açılmamış paketlerde ambalajı şey olursa şey olmaz diye. Şöyle sarımsağı rendeleyim, birazını tavaya koyacağım, birazını da makarnaya. Makarnanın bu sosu hoşuma gitti. Ben makarnayı arkadaşlar kupkuru sevmiyorum. Biraz hafif yumuşak olup da şey olursa öyle seviyorum. Soslu olup şöyle yumuşak olduğu zaman öyle daha çok seviyorum. Meksa da öyle seviyor. Onun için öyle şeylere de sarımsakla biliyorsunuz her şeye yakışıyor. Onun için sarımsak rendeleyim dedim. Mustafa geldi, duşunu aldı. Dolabı ortada bekliyor. Ya dedim vallahi abi dedim, vallahi çamaşır makinesi olsa, bulaşık makinesi olsa bu kadar dedim şey yapmam dedim. Ama dedim ya dedim vallahi dedim buzdolabı olunca biliyorsun dedim evin en ihtiyacı olan şey. Yani yeşilliklerimi mesela koysam şey olsa, normalde yeşilliğimi koyamıyorum, dışarıda kaldım. Bir gün kalır, ikinci günü sarar, bir şey yaramaz ki ne. Abla dedi ben de seni anlıyorum dedi, ya dedi buzluktakileri dedi komşuya bıraksan dedim. Buzlukta hem komşuya götürecek öyle bir şey yok, hem komşum da kimse yok ki ne de götürüm şey yapayım. Bir de
buzluk da öyle şey yok. Bunu fazla buzluğunu şey yapmıyordum ben. Kullanmıyordum. Böyle ufak tefek şeyleri elime geçen ufak tefek şeyleri atıyordum. Şu öksürüğüm de inşallah geçerse çok iyi olacak. Instagram'da gördüm makarnaların soslarını böyle yapıyorlar. Çok güzel, çok hoşuma gitti böyle sulu sulu. Onun için dedim ben de şey yapayım. Bu rendenin de şey yok, mıklatısı yok. Mıklatısı olsaydı en azından bari mıklatısı tutardım. Mıklatısı yok onun. Sayılır arkadaşlar. Bunu hemen sosunu şey yapayım, yağlayayım. Sarımarığı şey yapıyorlar bunun içine, ne onun adı, zerdeçal mıydı neydi, ondan şey yapıyorlar da ben onu pek fazla şey yapmam ya, bir kere yaptım da hoşuma gitmedi. Yani renk olarak görünüşü güzeldi, hoşuma gitmedi fazla, onun için şey yapmam. Bunu hemen suyunu süzeyim arkadaşlar. Misafirimiz vardı. Onlar içeriye gelin dedim. İçeriye gelmediler. Dışarıda oturdular. O misafir gitti. Başka misafir geldi. Onun ilk gelenlere çay verdim. İkinciye çay dedim. Yok dedi. Ona da bir tane orelet yaptım. Orelet verdim. Ben buna buz attım mıydı? Ha, atmamışım. Şimdi arkadaşlar. Buzunu attık. Sarımsağını koydum. Karabiberini attık. Kırmızı biber de atabilirsiniz. Ben sadece sevdiğim için dediğim gibi şey yaptım. Az bir kimyon. Baharatlarını mutlaka ekleyin arkadaşlar. Sas sas kokmasın. Kekik. Şöyle. Arkadaşlar biri benim yağı sormuş. Yağı kendiniz mi yapıyorsunuz, satıyorsunuz mu, nereden aldınız diye. Ben bunu ta yazdan Osmaniye'den aldıydım. Bidonunu biz o zaman kaç almıştık? 2000 liraya almıştık arkadaşlar. Bidonunu 20 kilo. 2 bidon aldık. 1 bidon da başka yerde biraz uygundu. Tabi onun içinde karışım vardı, belliydi. Oradan aldıydık. O hoşuma gitmedi ama bu güzel. Şimdi bunlar ne kadar oldu hiç bilmiyorum. Satan kişiyle iletişimimiz de kesildi. Nasıl kesildi? Benim telefon bozuldu. Numara silindi. Onların da cenazeleri oldu üst üste. Onun için şimdi görüşemiyor. İnşallah görüşürsek gene fiyatını öğreniriz. Bunları o zaman pasta için aldıydım. Pasta da iyi oluyor diye. Sonra fırına eşim ara verdi. Yani pastaya ara verdi dedi. Fırın için. Elektrik yüksek geliyor diye. Onu öyle şey yaptık. Bıraktık. Unutmuşum dolapta ama bir ay günü geçmiş. Onun için açılmamış ambalajda. Günü geçince kullanınca bir şey olmuyormuş. Geçen de kekte yaparken bir şeyin günü geçikti. Evet. Şu şurada şöyle biraz kaynasın. Bunu da süzüyorum arkadaşlar hemen.
Normalde arkadaşlar şeyi suyundan ayırıyordum makarnanı. Bu sefer şey olduğu için krema dökeceğim için suyundan ayırmadım. Arkadaşla konuştum, dedi ki ne canım dedi, bu ocağın üstüne o da almış bundan. O gün telefonda konuşurken bayağı bir uzun konuştuk. Dedim ki ne, ocaktan sen de mi aldın? He dedi, sen de mi aldın dedi, he dedi. Dedi elektrikten dedi tasarrufluymuş dedi, onun için dedi ben dedi aldım dedi, köyde yaşıyor kendisi. Dedim ama dedim işte dedim bir sorunu var dedim. Dedim şeyi normalde çelikten başka bir şey kullanamıyor. O ya dedi ki ne canım dedi, bir şey varmış dedi, onun üstüne onu dedi, ocağın üstüne koyuyormuşum dedi. Ondan sonra dedi, tencereyi de dedi, teflon tencereyi de dedi, onun üstüne koyuyormuşum. Ondan sonra dedi, o şey oluyormuş, çalışıyormuş dedi. Gittim aldım ben de o dediği aleti. Daha ama denemedim. Şeyi sadece teflon tava onu koydum. Teflon tavayı koydum. Baktım kabul etti. Ama daha üstünde bir şey pişirmek nasip olmadı. Daha yapamadık onu. Arkadaşlar o bozulmuş. Bunu açtım ben de. Kim vurmuş onu? Kim vurduğunu ben bilmiyorum. Bunlar da bir Mert diyor, bir Buğra diyor. Ben de bilmiyorum kim vurduğunu. Oğlum kim vurdu? Arkadaşlar makarnamızı şey yapsın yani. Sen de abone etsin. Şöyle şey yaptık.
Oy anam 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 Allah Allah. Ha işte sana 10 numara dangıl. Dangıl da sus konuşmasını bilmiyorum. Öyle de işte şey ya tangıt. Tangıt da de. İşte ne var? Yoğurt mu var? Hmm. Ciddi canım ha. Evet. Çıkmıyorsa. Al günahı şeytanı açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Rastgele koydum. İstersen bunu al. Yok fakat lazım ya. Ortunu açtın mı? Bir su versin yazmayacağım. Sonra diyorlar ki ne? Kocana bakmıyorsun. Valla 10 numara var. Oruçlu adama iyi davranmıyorsun. Çocukların çok adamı azarlıyor. Sen çok adamı azarlıyorsun diyorlar. Hı, söyle bakayım. Azarlıyor, sen dövüyor ki evde. Aç bırakırsınız. Hı? Aç bırakıyorsunuz, dövüyorsunuz. Onun için hastanelere koşuyor, hadi öksürüyorum, gidek. Bir iğne miğne vurduruk diye. Konuşsana. Sen dövüyormuşuk, azarlıyormuşuk. Ay anam ay. Ya ağzına konuşursan ne yapacaksın? Bilen biliyor. Bilmiyorlar işte, onun için diyorlar zaten böyle. Niye, bize beraber mi yaşıyorlar? Dün akşam zorla ağacını ağacına götürdü. Akşam biri demiş, saygısızca davranıyorsunuz evin içinde. Ben de dedim, bizimle beraber evin içinde mi yaşıyorsunuz dedim. Bu yorumumuz bile demiş, çok saygısız demiş. Cevap verdim diye. Millet neler neler yapıyorlar, kimse bir şey demiyor, ağzını açıktı. Ben tabağa fazlalık mı getirdim? Kötü söz sahibine aittir. Herkesin kalbine göre Rabbim versin. Yani kimin ne olduğunu... Ben her zaman şunu söylerim, Cenab-ı Allah bilir. Parasıyla imanın kimden ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilen olmaz. Aynen. Kişinin ne olduğunu bilir. Dış görünüşe aldanmayın. Yani ben burada reklamda şuradan ben Allah izin verdiği müddetçe ben yani, tutmaya çalışıyorum, öyle diyeyim yani. O gün üç gün tutmadım. Eşiminden dolayı rahatsızım diye acile gittik, geldik. Üç gün tutmadım yani. Onu da kırmadım. Sen onu mu aldın? Ne fark etmez ya. Şu anda orucumu tutuyorum ben. Allah aşkına reklam için değil. Önemli olan niyetler. Kim Ramazanlık'ta bile dört dörtlük hemen ezan okunmadan sofrasını kuruyor? Arkadaşlar tavuğumuz, kremalı tavuğumuz, kremalı makarnamız ve salatamız arkadaşlar, turşumuz vardı, onu çıkarttım. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.